Şimdi az önce Kartal'la konuşurken ben bu görüşümü ifade ettim Kartal'a. Yani defans kesin iki stoper. Bir tane kesinlikle bir stoper ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Belki biraz da işte kaleci. Kartal orta sahaya da dribling yeteneği olan bir oyuncu ihtiyacı olabilir dedi. Olabilir ama mesela ben geçmişimizden biliyorum Şenol Güneş'le. Salih Dursun'u çok beğenirdi hoca. Şey, Salih Dursun diyorum. Salih Uçar. Salih Uçan'ı. Salih Uçar. Hatta söz konusu olduğunda bir iki isim söz konusu olmuştu. Trabzonspor transferi Bucaspor'daydı galiba Salih o dönem. İsmini bir takımı galiba Bucaspor. Buca'da oynadı, Dedim doğru. hani hocam onu değil de şunu al. Yok dedi, Salih çok değişik bir oyuncu. Alabilirsek yani Salih'i isterim falan. Şimdi hoca Salih'le ilk defa çalışacak. Belki Salih'i bir tık daha yukarıya taşıyacak Şenol Güneş. Bunu yapabilir. Ama Beşiktaş'ın zaten orta saha ve önde çok fazla sorunu yok. Türkiye'nin en iyi bir iki topluluğundan biri o ön taraftaki topluluk. Ama arkası sorunlu. Sezon başlarken de bunu söylüyorduk. İsmail Hoca'nın da bu şekilde gitmesine üzüldüm. Kendisine başarılar dileriz. Ama bizim iklimimiz maalesef bu İsmail Hoca. Bizde sabır diye bir şey yok. Hemen biz şeyi satın alacağız. Başarıyı satın alırız. Ve ikincilik bu ülkede başarısızlık sayılır 4 tane takım için, 4 takım için. Yani sabır diye bir şey de bizim Yok, lügatımızda doğru. yok. O yüzden yolun açık olsun. Belki başka bir sefer, başka bir denemeyle gelebilirsin. Daha az iddialı bir takım üzerinden kendi karakterini, kendi oyun gücünü Türk futbol severlerine gösterebilirsin. Evet. Beşiktaş'ta yarım kalmış işini tamamlayabilirsin. Ona başarılar dilerim ama işte bizim futbol iklimimiz bu. Eğer Beşiktaş arkayı toparlarsa, Fenerbahçe ile realize edilmiş puan farkı 7 diyelim. O kapanmayacak bir puan farkı değil. Yani Beşiktaş Şenol Güneş'le seri yakalayabilir. Çünkü o kadro derinliği, o kadro kalitesi var. Bir iki tane takviye istiyor ama bir yandan da biliyoruz ki Beşiktaş'ın da diğer batık kulüplerimiz gibi ekonomik sorunları var. Finansal fair play ile ilgili sıkıntıları var. Nasıl aşılacak bilmiyorum. Yani hocanın kendi alacağı para çok sorun olmaz. Ama hoca mutlaka takviye isteyecektir. Çünkü Beşiktaş takviye istiyor. Şimdi onu da soracağım. Şöyle yapalım mı Kartal Yiğit? Biraz da Valerian İsmail dönemini de hatırlayarak. Şimdi Valerian İsmail döneminde özellikle yaz kampında takımın ne kadar iyi fizik açıdan ne kadar iyi olduğunun hep muhabir arkadaşlarımız altını çizdi. Gelen haberlerde bu şekildeydi. Özellikle şimdi tabii hocanın da Şenol Hoca'nın da nasıl bir Beşiktaş bulacağına dair az çok muhabir arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda tahminimiz var. Fiziki açıdan o güçlü bir Beşiktaş Evet. bekliyor Şenol Hoca'yı. Dolayısıyla iyi bir çalıştırıcıydı Valerian Evet. İsmail. B planı, C planı, bazen A planında da sıkıntılar oluyordu. Şimdi o eksik tamamlanmış olacak mı? Hikayenin bütününe baktığımızda nasıl Olacak değerlendirirsiniz? gibi gözüküyor. Şimdi antrenmanlarını izledik Valerian Hoca'nın. Yani Valerian Evet. İsmail hakikaten yani yiğidi öldür hakkını ver. Çok iyi bir çalıştırıcıydı. Yani bunu zaten sezon başındaydı. Necip bile söyledi. Yani 15 senedir ben Beşiktaş takımındayım. Bu kadar iyi çalıştığımızı hiçbir zaman hatırlamıyorum dedi. Biraz da eleştiri de yaptı. Hem kendisine hem diğer hocalara da hafiften böyle bir eleştiri de gönderdi. Ama tabii iyi çalıştırıcı olmakla yani fiziki anlamda takıma bir şeyler vermekle taktiksel anlamda çok daha ileriye götürmek farklı bir şey. Valerian İsmail bunu yapamadı. Her maç eleştirdik. İşte oyuncu değişiklikleri geç oluyor, yapamıyor. Kadro kurma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Oyuncularla birebir konuşmalarda problemler Kartal, yaşıyor diye. sezon başında dedik ki İsmail Türk futbolunu çok tanımıyor. Yanına sallıyorum tamamen. Ali Kültiken, Metin Tekin Birini gibi Beşiktaş'ı alabilirdi, bilen evet. birini alsaydı bu noktaya gelir miydi? Bence bu kadar olmazdı. Yani bu erkenden bu ayrılık yaşanmazdı. Çünkü hep söyledik. En kötü mesela Önder Hoca ayrılmadan neden Önder Hoca için? Önder Hoca A takımda kalacak. İşte köprü vazifesi görecek. Yani en kötü Önder Hoca'yı bu sezon tutabilirdin. Yani niye tutmadın? Şimdi takımı tanıyor. Çalıştırmış kaç hafta? Al yanına tut. Yani bunu istemedi hoca Valerian. İstemeyince ne oldu? Olan kendisi ne oldu? Yani işte bazı şeylerde inat etmeyeceksin. Ben çoğu maçta Delil Ali'de de inat etti Dele Alli de mesela. inat etti. Ona da geleceğiz. Şimdi çoğu maçta İsmail'in inat ettiğini ve inadı uğruna hem oyuncuları geriye attığını performans olarak işte hem de sonuçta
akabinde kendisini de ayrılmak zorunda kaldığını gördük. Ha şunu söyleyebiliriz. Karakter olarak çok düzgün bir karakterdi. Mesela para konusu hiçbir pazarlık yapmadı tazminatta. Neyse o yönetimin her dediğini kabul etti. Sessiz sedasız bir şekilde vedalaştı. İş bitti. Ya, o yönden hakikaten kutlamak lazım. İyi bir hatıra bıraktı. İyi bir hatıra. Evet, yani kötü bir ayrılık olmadı. Değildi. Yani kimse Valerian İsmail'e kötü bir insan işte şöyledi böyledi diyemez. Deneyimsizdi. Deneyimsiz zamanında Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldi. Ha, biraz daha tecrübe alsaydı eğer başka kulüplerde şu an farklı şey konuşuyor olabilirdik. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. Yani o son hataları yapmasaydı bence biraz daha sabredilmesi lazımdı. Çünkü yani Beşiktaş gibi büyük kulüp işte Galatasaray, Fenerbahçe 6-7 haftada hoca değiştirmez. Ya, değiştirmemeli de. Kartal şu anda Beşiktaş'ın birkaç santimli offside olan golü. Offside olmasa ve gol olsaydı ve Beşiktaş Hatay'dan galip gelseydi biz ne konuşuyorduk? Ne ya Valerian İsmail işte çok iyi gidiyor. Kalıyordu. O zaman da şu yine konuşulurdu. Yine kazansa bile Hatay problem vardı. Hatay maçından galip tanrısı o zaman da diyecektik ki Selahattin Kınalı, Türk futbolunu konuşulanları siz benden daha iyi bilirsiniz. Kritik bir derbi var. İki hafta sonra bu derbi Valerian İsmail'in kaderini belirleyecek tamam, diyecek. Tamam öyle onu da kazandığı zaman önüne açılacaktı onu tamam. Söylüyorum. Bak ama işte açılmayacaktı yani Hatay bir maçı değil sebep. Skor yazarlığı yapıyoruz, tabii. Skor yorumculuğu yapıyoruz. Bu bizim için söylemiyorum. Bütün iklim bütün, öyle. Bütün herkes. Kazansa konuşulmayacak. Şu an kazansaydı yani, hoca oydu evet, değil mi? Tabii ki. Ama bir şurada, seri var kazanamaması. Şu da bir gerçek. Bu evlilik zoraki gidiyordu belliydi. Kazandığı zaman bile eleştirildi bu adam. Şimdi bakın o çok önemli. Öyle ama kazanıyorsun ama adam bakacaktı. Diyor ki bu oyuncuyu niye almadın şunu almadın. Hakikaten büyük hatalar yaptı. Mesela Trabzonspor maçında Cenk Tosun oyuna girdi. Gol attı. Harika bir gol attı. Çok iyi bir mücadele gösterdi. Ben açıkçası Hatay maçta 11 bekliyordum. Ha Weghorst tamam. Weghorst var senin de tabii ki Weghorst'u oynatırsın ama Cenk'in hoca kanatta oynadığını daha iyi bilemiyor mu? Çek kanada. Enkudu iyi başladı. 20 dakika sonra bitti. Muleka'yı al oraya. Sağ kanada Cenk'i koy. Bak ne oluyor. Bir hocaya ama getirirsin. Ama Muleka'yı çıkardın. Yani çok yanlış kararlar verdi. Bir hocaya getirirsin. Hocanın yoğurt yeme şekli vardır. Onu komple kabul edip getirirsin. Belki hoca Cenk'ten kenara forvet olarak faydalanmak istemiyor. İdealinde iki oyuncu değil. Ama tabii ki sonuçlara bağlı olarak ömrün kısalıyor ya da uzuyor Türkiye'de. İşte tabii. Sorun bu diyorum. Mesela yani Klopp Mainz'deyken Mainz'i Almanya şampiyonu mu yaptı? Yok. Bir oyun kurdu orada. Sistem sonra oturttu. Devamına gitti. Şimdi biz o şansı vermiyoruz insanlara hemen yargılıyoruz. Baştan zaten sorunlar başladı. Bu arada Valerian İsmail'in istatistikleri de 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. 21 gol yedi Beşiktaş Valerian İsmail yönetiminde. 30 gol attı. Maç başı puan ortalaması da ben yanlış hatırlıyormuşum. 1.72'ymiş maç başı puan ortalaması. Ama tabii buradaki o 7 beraberlik 3 mağlubiyeti özellikle son haftalara yaydığımızda zaten bu gidişi hızlandıran beraberlikler ve kazanamama yani serisi son 6 oldu. Hafta kazanamayan bir Beşiktaş var. Yani büyük takım bunu kaldırmaz. Kaldıramaz. Sergen Yalçın'ın başını yiyen de oldu. Aynısı Sergen Hoca da yani 5 hafta derken, kazanamadı. Büyük takım derken ligimizin büyük takımları diyoruz ligimizin, değil mi? Ligimizin yani takım. Avrupa'ya gittiğin zaman zaten sıkıntılar yaşıyorsun. Yani kendi ligimizin büyük takımı mı olmak? Yani bu mudur yani bizim futbol perspektifimiz? Bu olmamalı tabii. Yoksa Edirne'den öteye de bir anlamı olan ulusal takımlarımız mı olsa? Ulusal anlamda bizim artık başarı yakalamamız lazım. Bak Şenol Hoca bunu başardı. Mesela ben hep söylüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlar zaten bu ligde şampiyonluğun zaten en formasını koysa dördüncü olur. Zaten kazanır. Şampiyon olur, birinci olur, ikinci olur. Ama bizim artık Avrupa'da bakın Avrupa'ya gidemiyoruz. Zaten bundan sonra şampiyonlarla yine gitmek zorlaştı. Bak kimse gidemedi bu sene. Ne oldu? Siz bizim takımlarımızın isminin duyulması için, ülkenin isminin duyulması için bir kere o heyecanı yaşatacak ve vizyonu olabilecek teknik adamları çalıştırmamız lazım. Şenol Hoca'da bu var. Kimse yani Şenol Hoca'yı eleştirebiliriz. Zamanı geldi ben de eleştirdim. Eleştirdiği yönleri de oldu. Problemler yaşadığımız yönleri de oldu. Ama Allah'a var bu konuda çok farklı bir teknik adam. Şimdi Beşiktaş namağlup zor bir gruptan Şampiyonlar Ligi'nde evet. Çıktı ya. Yani biz bugüne kadar bunu yaşamadık. Namağlup çıktı bir de. Bundan sonra da zor. Zor. Bu kafalarla zor. Bu kafayla yani. Zor. Şimdi Şenol Hoca'dan tabii ki beklenti ne olacak? Kısa vadede bir şeyler yapmak. Şimdi kimsenin elinde sihirli değnek yok. Şimdi Şenol Hoca geldi Beşiktaş hemen uçacak kaçacak.
Öyle de olmayacak. Belki yine sık problemli sonuçlar alacak. Ama şu bir gerçek. Hoca o öğretici kişiliğini takımına yansıtacak. Beşiktaş'taki şu an en önemli eksik bilişsel anlamda. Yani kafa olarak geriye gitmiş bir oyuncu grubu Şenol Hoca'yı bekliyor.